Ama çok sert. Peki merak edebilirsiniz. Ya bu kadar sert soruların yöneltildiği bir mesela Hard Talk'a neden bir politikacı çıkar? Çünkü o sorular karşısında sergileyeceği performansla kamuoyu nezdinde bir imaj oluşturur. Bir izlenim oluşturur. İkna gücünü sergiler. Ne dersiniz Eren Erdem? Şimdi öncelikle yani Oğuzhan Uğur'la birebir tanışmışlığım da hukuk, yani bir diyaloğum da var. Çok kıymetli bir iş yapıyor. Aynı zamanda şimdi avukatı Çağdaş Bey de burada. Deprem sürecinde çok ciddi hedef gösterildi ve çeşitli soruşturmalar da açıldı bildiğim kadarıyla. Ve bir konuda da ben kendisini tebrik etmek istiyorum. Bu tür kanallar YouTube üzerinden çok ciddi paralar kazanır. Oğuzhan Uğur bütün YouTube gelirlerini bildiğim kadarıyla şehit ailelerine, değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Şehit ailelerine diye doğru hatırlıyorum. Bağışladı ve bunu bir maddi amaç için yapmıyor. Bu çok önemli bir şey. Oğuzhan bir şey yapmaya çalışıyor. Hakikaten açık mikrofon Türkiye siyasetiyle gençliği, çok farklı görüşteki gençleri birleştirip siyasetin bu post-truth çağından çıkmasını, yani bu illüzyondan kurtulmasını, gerçekle yüzleşmesini sağlayacak bir hizmet yapıyor. Şimdi birincisi, bu tür programların şöyle bir etkisi olur. Şimdi 7 saatlik süre içerisinde biz fragmanda görüyoruz ki bugün iktidarın bütün algı operasyonlarıyla, algı operasyonlarından etkilenmiş. Bunu ayıplamak için söylemiyorum. Bu kadar güçlü bir propaganda aygıtından etkilenmemek mümkün değil. Yani ben milletvekiliyken bana bir kampanya başlattılar, bu adam casus, ajan diye. Ben samimi olarak bir ara ajan olduğumu falan inanmaya başlamıştım. Yani yok, yakın çevrem şüphe eden noktaya. Tabii tabii yani. Aynaya baktığım zaman böyle bir şey diyor. Ya sen nasıl bir adamsın falan diyordum yani. Her gün çünkü 20 gazetede birden manşet oluyorduk yani. Şimdi bu kampanyayı kırma adına böyle cesur adımlar atmak gerekir. Yani çıkacaksınız, bütün bu iddialara cevap vereceksiniz. Hele hele bu Kemal Bey'in mizacına çok uygundur. Çünkü Kemal Bey öfkelenmeme gibi bir kabiliyete sahip bir siyasetçidir. Son derece sakin bir siyasetçidir. O yüzden yakın çevresindeki herkes ona sakin güç der. Kemal Bey sakin güçtür yani. Gandhi ile özdeşleşmesinin sebebi odur. Tam Kılıçdaroğlu tipi bir programdır bu. Ben eminim ki o programda izlemedim. İzlenim de almadım. Niye? Biraz merak etmek istedim. Yani ekran başında sürpriz. Ama Çağdaş Bey o izledi. Ben bir kere bile öfkelendiğini düşünmüyorum Kemal Bey'in. Yapısı itibariyle de, karakteri itibariyle de belki zaman zaman çok nadirdir. Şaşırırım yani. Hani böyle bir endişe dahil olmaz. Erdem, yayının bir anında ayağa kalkmak istiyor. Sayın Kılıçdaroğlu soruyu yanıtlamak için. Orada şeyden izin alıyor, moderatörden izin alıyor. Yani evet, Oğuzhan Uğur'dan ayağa kalkabilir miyim diye izin alıyor. Ben şimdi bunu şimdi göreceğiz yarın zaten. Bence rekor kıracak. Yanılmıyorsam herhalde en çok izlenen program 15 milyon civarıydı. Bence 20 milyonu falan geçecek. 20 milyonmuş. Efendim? 20 milyon. Evet. 20 milyon en çok. Ben 20 milyonu geçmesini bekliyorum. Bu aynı zamanda şöyle olacak. Yani bu program küçük küçük klipler halinde TikTok'ta, sosyal medyalarda bütün o soruların cevapları insanların önüne boca edilecek ve çok büyük ihtimalle seçim gününe kadar Türkiye Babalay konuşacak. Yani Babalay'daki küçük klipleri, videoları ve programı tamam. Peki bir tek soru sormak istiyorum. Bugüne kadar adayların tamamı buraya çıktı. Tamam, özür diliyorum. 3 aday buraya çıktı. Ya Sayın Erdoğan'ı bırakın, hani bırakın Babalay'a çıkmayı ki mümkünatı yok. Mümkünatı yok. Recep Tayyip Erdoğan böyle bir ortamda kendisi gibi düşünmeyen gençlerin saygı çerçevesinde ama sert çıkıp da sorularına, ama sert kafasındaki soruları asla cevaplayamaz. Mümkün değil. Ya hadi bırakalım. Babala falan Recep Tayyip Erdoğan için çok üst segment işlerdir. Çok üst segment. O alışmış 15 tane böyle ip gibi dizecek, böyle bir ipin ucundan tutmuş dizecek yan yana yandaş gazeteci, önceden cevapları verilmiş soruları yanıtlayacak. Şimdi o öyle bir dünya yok. Madem bunu yapmayı bırak, hadi TRT'de iki tane adaysınız, son turdasınız. Ya çıkın baş başa bir tartışın bakalım, konuşun, var mı yüreğiniz? Var mı yüreğiniz? Ya buradan sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkililerine, yöneticilerine sesleniyorum ya. Ya cesaretiniz yok mu kardeşim? Yüreğinizde zerre kadar cesaret yok mu? Gidin. Ya Sayın Erdoğan, son tur ya, dünyanın her yerinde
son turda iki aday başa baş kaldığında bunlar televizyonun karşısına çıkarlar. Moderatörün sorularını sırayla cevaplarlar ya. Ya Recep Tayyip Erdoğan bunu da yapamaz. Bunu da yapamaz. Bakın ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla da konuştum. Bu konuyu defalarca konuştuk. Çok net ya. Bunu lütfen Kemal Bey'in beyanı gibi görsünler yani. Ya en çok istediği Akit TV'nin muhabiri ve gazetecilerin olduğu programı da kabul ediyoruz. Akit TV'nin, A Haber'in moderatörlerinin olduğu programı da kabul ediyoruz. Bakın bunu dahi kabul edemezler. Bunu dahi cesaret edemezler. Niye biliyor musunuz? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın önünden prompter'ı çekin alın. Dili damağına yapışmış ne söyleyeceğini bilmez bir kişiden ibaret hale gelir. Recep Tayyip Erdoğan bir imajdan ibarettir. Recep Tayyip Erdoğan bir PR ajansının yaratmış olduğu imajdan ibarettir. Kendisine yazılanı okur, prompter'da söyler, nasıl davranması gerektiği tembih edilir. O şekilde davranır. Recep Tayyip Erdoğan vitrinde görünen yüzdür. Arkada PR ajansları vardır, iletişimciler vardır. Metinler hazırlanır, yazılar yazılır. Onlar yönetir. Ama çok ilginçtir. Biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yıllardır bir şeyi yaptıramadık. Tüm gücümüzle, bütün siyasi danışmanları. Ya efendim, bu konuşmaları doğaçlama yapmayın, prompter'dan yapın. En azından siz yazıyorsunuz, bütün konuşmaları kendi yazar. Bütün çerçeveyi kendi çizer. Bütün ekseni görüş alır, bilgi toplar. İşte Gökmen Bey, sizden rica ediyorum, bu konuda bilgi sahibisiniz, bana bir bilgi notu yazar mısınız der. Akşam oturur evde çalışır, yazar. Ya bari bu yazdığınız, kendi yazdığınız metni prompter'dan okuyun. Hani göz temasınızı güçlendirin. Bunu bile kabul etmemiştir. Bir kere bile kabul etmemiştir. Cama konuşmak istemiyor. Cama konuşmak istemiyor. Cana konuşmak istiyor. Cana konuşmak istiyor. Dolayısıyla Babala Türkiye demokrasisi açısından yüz akımız çok güzel bir iş yaptı. Bugün hakikaten direnen medyanın yanı sıra sosyal medyada, YouTube'da önemli bir alanı doldurdu. Oğuzhan Uğur'u tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Başında bir sürü bela, dava, sıkıntı var. Onu biliyoruz. Her zaman dayanışma içindeyiz. Bizim düşüncemizde olur olmaz hiç önemi yok. Yaptığı şey çok değerli. Yarın akşam güzel bir şey olacak. Ama şunu söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan siyasete veda ettiği gün, onu baz alalım. Ben 28 Mayıs olarak görüyorum. O güne kadar hiç böyle bir şey yaşamamış bir siyasetçi olarak veda etmiş olacak. Onu bırakın. Rakipleriyle bile yüzleşme cesareti gösterememiş bir siyasetçi olarak veda edecek. Rakipleriyle bir televizyona çıkıp tartışma cesareti bile gösterememiş bir kişi olarak. Bugün kendine idol adettiği siyasetçilerin tamamı, rahmetli Özal, rahmetli Demirel, rahmetli Erbakan, bunlar rakipleriyle televizyona çıkıp çatır çatır tartışma cesareti, ahlakı göstermiş, topluma üsluplarıyla örnek olmuş kişilerdir. Ya bırakın algı operasyonu, montaj kasetler, rakiplerinden kaçan, rakipleriyle yan yana gelmekten korkan, promptersiz tek cümle kuramayan bir siyasi figürün yalan ve tezvirat kampanyasıyla iktidara gelmek çabasından ibaret bir kampanyadır. Peki. Bu kampanyanın sonunda hakikat kazanacak, gerçek kazanacak, tezvirat dönemi kapanacak. Salim Bey? Yani Babala'nın ve sevgili Oğuzhan Uğur'un